Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş gelmişsiniz. Kabam 6 yıldızda prestij yükseltmek isteyen arkadaşlar için arkadaşlar bir takım ponçik 6 yıldız özgün taşları teklifleri göndermiş. Direkt açılır açılmaz şak diye ekranıma geldi. 500 kredi karşılığında sana diyor 5 tane random 6 yıldız özgün taşı. Eğer bunu alırsan sana bir soru daha bir tane teklif vereceğim diyor. Bunu al diyor, bunu bir tekliyim sana diyor. Arkasından bir tane daha ettireceğim diyor. Onun arkasına bir tane daha ettiriyor. Bu arada yanında altın da veriyor arkadaşlar. Detaylara bakalım. Nerede bizim posta kutumuz? Okunanlar. Şöyle baktığımızda arkadaşlar diyor ki ilk başta 500 kredi karşılığında az evvel gördüğünüz 5 tane random 6 yıldız veren özgünlük taşı. Artık ne gelirse şansınıza. Onu aldıktan sonra tabii yanında 100 bin altın da var. Onu aldıktan sonra 2000 krediye 10 tane genel 6 yıldızlı süper, dikkat edin, direkt süper yetenek taşı. Bir öncekinde süper yetenek taşı kristali, randomlarda kristali yazar, genelinde arkadaşlar direkt kendisini yazar. Bunu aldıktan sonra artı 3000 kredi daha verdiğinizde 3 adet 6 yıldızlı artı 5 süper yetenek taşı. Yani arkadaşlar 5'likten 3 tane toplam 15 olacak şekilde yine genel özgünlük taşı verecektir ve 500 binde altın. Şöyle totale baktığınız zaman arkadaşlar 5500 kredi haşırttı Blackboard. Ondan sonracığıma abi 100, 300, 500 yani toplam 900 binde altın vermiş olacaksınız. 5500 kredi yani neredeyse 1,5 odinden biraz fazla. 1,75 odin. 2 odin de ya çok düz, direkt düz değilsin Türk mantığı. 2 odin karşılığında 25 tane genel cevher uyandırma, genel özgünlük taşı cevher uyandırma ne ya? Yeni videosunu çektim de. Aa, bağlantı hatası, ponçaya bak. Göz kıttı böyle, sonra gitti çakal. Ondan sonracım arkadaşlar tekrar söyleyeyim, 25 tane genel özgünlük taşı, 5 tane de random özgünlük taşı. 5500 krediye değer mi? Değmez arkadaşlar. Almayın. Kabam kabam baktı abi, oyuncular saf. Oyuncular saf. Ulan dedi, bu gundiler bozuk oyuna bile dünya kadar para yatırdılar. Ya bunu da itekleyelim, belki alırlar. Almazlarsa benim bir teorim var. Komple teorim var arkadaşlar. Böyle saçma sapan teklifleri kabam kara para aklamak için de yapıyor olabilir. Bitcoin mevzudan Twitch'çilerin mevzusunu hatırlayın. Bilmiyorsanız bakarsınız kara para aklamayı. Bence böyle bir şey de olabilir abi. Benim komple teorilerim meşhurdur. Genelde tuttururum diye düşünürüm ama hadi hayırlısı bakalım. Benim böyle bir teorimde var. Bence bu kara para aklamak için yapılıyor. Yoksa yani bir zeka ürünü taşıyan insanların bunu alacağını açıkçası düşünmüyorum. Alanları da zekasız mı diyorum. Onu da aşağıda konuşalım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.